JavaScript'te dizi metotlarına kaldığımız yerden dördüncüsüyle beraberiz. Bu videomuzda fill daha doğrusu concat ve join metotlarından bahsedeceğiz. Bu metotlarımız bu şekilde kısa bir örnek vermek olacak olursa fill metodu kendisi içerisindeki indisleri değiştiren ve yeni indisleri atayan bir metot. Yani içerisindeki istediğiniz gibi yapıyor. Concat dizileri birleştiren. Join ise dizinin yapısını string'e döndüren bir metot. Bunların hepsinden kısaca örnek vermek gerekirse name bir diyorum ben hemen. Metodumu kullanmak için nokta file diyorum. Klasik olarak. Buraya değiştirmek istediğim yeni değeri yazıyorum. Sadece. Ve document write diyerek ekrana yeniden name 1'i yazdıracağım. Ve bu şekilde yaptığım zaman ekrana çıkan sonuçta bütün x değerlerimin hepsi kadar hepsi y1 olmuş. Yani bütün indislerim hepsi artık y1. Ben hepsini değiştirmek istemiyorum. Ben sadece 2 ve sonrasını değiştirmek istiyorum diyorsanız bu şekilde x0, x1 ikinci indisten sonrası y oluyor. Ben 2'den sonra hepsi değil de 2 ile şu arası diyorsanız mesela 10 arası diyorsanız bu da şu demektir. 2 dahil 10'a kadar yani x10 yazılacaktır burada ama 2 ile x10 arasındaki her şey y1 olacaktır gördüğünüz gibi. İkinci indeksten başladı 10'a kadar içerisindeki indislerin değerlerini değiştirerek döndürüyor diyebiliriz fail metodu için. Bu metodun dışında gördüğünüz gibi birkaç değer alabiliyor. İlk değeri değiştireceğimiz değişken, İkinci değeri başlangıç, üçüncü değeri de sonuç değişkeni yani sonuç indis değeri diyesek daha doğru olur. Şimdi bahsedeceğimiz yapı ise concat. Concat yapısı da dizilerin ikisini birbirini birleştiren bir metot. Bu metodu kullanmak için de iki bir metot olması lazım. İki tane dizi olması lazım. Hemen onu oluşturalım burada. Hemen name 2 adında bir dizi daha oluşturuyorum ve içerisine rastgele bir takım değerler gireceğim bu şekilde. Şimdi bu kadar yeter. Şimdi yapmamız gereken şey bir değişken oluşturup mesela ben bu değişkeni jcap yapacağım. Jcap değişkeni bu şekilde eşittir diyelim. Ve ne yapalım? Name 1'e name 2 ekleyelim. Name 1 nokta concat diyorum. Concat. İçerisine de ekleyeceğim dizinin ismi. Name 2. Bu kadar basit. Şimdi document write diyerek document write diyerek ekrana jacob yazdırırsam şu şekilde evet başında dolar işareti olan bakalım ne çıkacaktır ekrana gördüğünüz gibi x'ten sonra yeni diğer eklediğim diziyi de ekran sonuna eklemiş yani name 2 dizisinde sonuna eklendiğini görüyorsunuz burada jacob değişkeni neden name 1'e ekledim ben name 2 dizisini ve artık bunların ikisi bir dizi oldu. Jcap artık ikisinin toplamı olan bir dizi. Burada başka bir name 3 olsaydı name 3 name 3 diyelim yeni bir dizi daha olsaydı bunu nasıl ekleyecektik diye bir soru olsaydı. Bunda da sadece harfler olsaydı böyle bu şekilde baş bakalım birden daha olsun. Bu kadar yeterli. Bunu nasıl ekleyecektik diye soracaksınız name 3'ü. Onda virgül name 3 deyip eklediğimiz zaman checkup değişkeni içerisinde gördüğünüz gibi x'ten sonra rakamlar rakamlardan sonra da a b c zaten seçtiğinizde belli oluyor ya bakın gördüğünüz gibi herhangi bir hepsini bir dizi olarak eklemiş oldum. Peki ya ben sadece neyin bir dizisine neyin iki dizisinden sıfırıncı indeksi yani 8'i çekmek istiyorum diyorsanız aynı mantık buraya sıfır yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi üstteki diziye sadece bir tane değişken atıyor. O da name2'nin sıfırıncı indeksi. Buranın içerisinde bir takım değişkenler olmaya devam etseydi. Bakalım şöyle mesela 11, 22, 33, 44 diyelim. Ve sonra şurada bir virgül koyalım. Şimdi böyle bir değişken olsaydı ve ben deseydim ki eğer 0, 1, ikinci indeksin şu şekilde indisin sıfırıncısı deseydim ne yapmış olacaktım 11 çekmiş olacaktım yani dizi içerisindeki diziye de böyle çekmek concat metoduyla mümkün kısaca tanımlamak gerekiyor yeniden concat metoduyla biz dizileri birleştiriyoruz ve artık iki diziyi bir dizi haline getiriyoruz istediğimiz dizinin istediğimiz elemanını çekebiliyoruz diyebilirim.
Evet, CoinCat'ten de bahsettikten sonra son metodumuz join. Join metodu ise dizinin elemanlarının hepsini bir anda string yapıyor. Nasıl? Şimdi buradakileri silmeme gerek var mı? Şu anlık var. Gereksiz kalabalık yapmasın ve her şeyi silelim. Başlangıça döndük. Şimdi bu bir şey yapalım. Mesela İslam diyelim. İslam eşittir. Bu şekilde. Eğer array is array diyelim. Bu şekilde is array. Hangisi neyin bir? Neyin bir? Bu şekilde yapalım. Document write diyerek ekrana işlemi yazdıralım. Ne yapmış oldum? Şimdi yukarıdaki işlem bir dizi mi diye sordum. True yazdım. Yani diziymiş. Çünkü doğru dizi işlemidir. Şimdi biz burada ne yapacağız? String'e döndüreceğiz. Onun için bir değişken olsun. Döndür değişkeni. Bunun içerisinde ne yapacağız? Neyin bir dizimizi şu şekilde yazacağız. Neyin bir dizimiz nokta. Ve bunun sonrasında metodumuzu kullanacağız. Yani join. Join'i kullandım, kapattım, bitti. Bu şekilde yapmış olduğumda ne olmuş oldu? Artık döndür değişkenimi ben burada yazacağım. Döndür değişkenim ne olduğunu ve onun da döndür olarak ekrana yazdıracağım. Burada ne yapmış oldum ben? Döndürü ekrana yazdırdım. Döndürün değerini diziden çekti. Yani burada biz döndür dediğimiz ifade string ifadenin kendisi oldu. Dizinin kendisi oldu. Aslında buradaki şu ifade string bir değer ama ben bunu yazdırmadım. Ben işlemi yazdıracağım burada. Yani yanlış yazdırdım. Şimdi bakacak false dedi. Yani ne olmuş oldu? Name 1'i bu metotla bir string'e gönderdik. Ve bu yüzden döndür dizi mi diye sorduğumuzda onu da işlem atadığımızda sonucunu false olarak gönderdi. Yani şurası artık bir string değer. Yani şurasının artık şuradan farkı yok. Document write. Şundan bir farkı yok. Şöyle x0 virgül x1 virgül bunun aynısı, tamam mı? Böyle gidiyor. Şöyle baktığınız zaman bundan bir fark yok yukarının. İşte bu yüzden biz metotlarımızı string'e dönüştürdüğümüzde bunun dizinin yapısını değiştirmiş oldum. Peki ya buradaki virgülleri değiştirebilir miyiz? Hani mesela dizi yaptınız, diziyi string'e dönerdiniz ama burada virgülleri kaldırmak istiyorsunuz. Çok basit. Buradaki join ifadesi içerisinde boş. Buraya herhangi bir ifade bıraktığınız zaman mesela ne yazalım? V. Burada şu şekilde gelelim buraya ve diyelim ki V. Bunu buraya yazdığınız zaman ne olacaktır? Aralarının hepsine V bırakacaktır. Bunun için de hemen şuraya gelip tabii ki de döndürü yazdırmam lazım. Document write diyorum. Hatta şurada döndürü yazdıralım. Hiç uğraşmayalım. Döndür ifadesini yazdır diyorum. F5'e bastığımda gördüğünüz gibi her birinin başına sonuna birer tane, ilk önce boşluk bıraksın. Virgülleri kaldırdı. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi içerisinde bir V yazacağım. İlk tarafı da boşluk bırakacağım. X0, V x1, V x3, V. Yani burada da dizilerin içerisinde string'e dönerdiğimiz için aralarındaki virgüllerin değerini istediğim eleman yapabiliyorum. Herhangi bir şekilde bana karışan olmuyor diyebilirim. Bugün de fill, join ve concat metotlarından bahsetmiş olduk. Bir diğer metotlarımıza, derslerimize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.